Neden bazı insanlar öğrenme aşkıyla yanıp tutuşurken bazı insanlar öğrenmekten kaçar? Yani cahillik bir tercih meselesi midir? Öyledir. Özellikle bu devirde benim en çok tepemi attıran şey, kendim de yapıyorum bazen bunu. Bu kadar imkan, bilgi, Google bilmem ne falan filan varken bir şeyi yapamadım, öğrenemedim, bulamadım. Ne bileyim İngilizce öğrenemiyorum, falancanın anlamını bilmiyorum. Mesela düşündüm bulamadım falan diye bazı konular geliyor bazı genç arkadaşlardan. Bu arada sayıları az Allah'tan çok değil ama artabileceğinden endişe ediyorum. Bir Google'a sorsa cevabını hemen bulacak ama ona bile erinen insanlar var. Şimdi biz konforu severiz. Yıllardır anlattığım bir şey. Kitapta da bir bölüm bu insanın fabrika ayarlarında. Konfor dediğim şey alıştığımız alan. Bu alıştığımız alandan bizi dışarı çıkaracak olan her şey potansiyel olarak rahatsız edici. Bir kere bu konuda anlaşalım. Yani şu anda mesela ben burada oturuyorum Hazal'la muhabbet ediyoruz, konuşuyoruz. Siz de işte sorular gönderiyorsunuz. Biri dese ki ya şu koltuğu değiştirsem de yerine şunu koysam. Şimdi büyük problem bu. Halbuki gene aynı yerde oturacağım. Sadece başka bir koltuk yani. Bu gidecek yerine başkası gelecek. Tıpatıp aynısı olsa bile ya ne güzel oturuyorduk ne gerek var falan diye hemen bir itiraz yaparız. Ya da mesela sınıfta öğretmen ceza olarak okulda ne yapardı hatırlayın. Mesela çok konuşalım kalk sen bakayım oraya geç. Bir başka yer değiştirmek bize ölüm gibi gelirdi. Mesela hocalar da bunu çok iyi kullanırdı yani. Senin yerini değiştirerek o konfor alanının dışına çıkarırdı seni. Şimdi bu konfor alanının dışına çıkma direnci bizim hayatımızda çok belirleyici. Hele ki bu devirde mesela ezberlerinizle, kanılarınızla, zanlarınızla, kültürel kodlarınızla gayet güzel yaşayıp gidebilirken internetten oradan buradan bir şey öğrendiğinizde bütün iş değişebiliyor. Yani benim başıma bu çok fazla geldi ama ben kendim kaşındım yani. Ben özellikle bazı böyle içsel rahatsızlıklarım nedeniyle çok değişik insanlara ulaştım. Çok farklı şeyler sordum internette ilk bulduğumda. Çünkü o zaman yeniydi daha böyle. Ve hala da sormaya devam ediyorum. Her seferinde beni rahatsız eden bir şey fark ediyorum ama bu bende bir alışkanlık haline geldi. Nedir o alışkanlık? Bir şey öğreniyorsun. Hiç de zannettiğin gibi değilmiş o. Fakat o zannettiğin gibi olmama halini fark ettiğinde ortaya çıkan sen bir öncekinden daha iyi bir sen. Bunu birkaç kere tattığım için herhangi bir fikrime, görüşüme, inancıma, ezberime karşı bir şey öğrenmek bende bir bağımlılık haline geldi. Yani sağlıklı olmayabilir bu kadarı da ama ben seviyorum. Yani tutup da böyle en temel konulardan birinde birisi böyle bir tartışma açsa da işte böyle ters bir şeyler söylese de acık böyle onu bir dinlesem de daha önce düşünmediğim bir şey düşünsem diye. Şimdi bu tabii ki mesleki olarak da beni besleyen bir şey olduğu için bu yönde bir motivasyonum var ama insanların büyük bir çoğunluğu bana ne? Gerek yok. Yani yaşayıp gidiyoruz. Ne tantana yapıyorsun? Yani başımıza alim mi olacağım, bilmem ne mi olacağım gibi sloganlara kendilerini bir standart kürenin içine alıyorlar. Ve maalesef bugün bilginin en kolay erişilebilir olduğu dönemde bu cehalet katlanarak artıyor. Ve bu cehaletin mesela formları var. Ya mesela işte çok yoğun bilgi alıyor olabilirsiniz cahil kalmak için. Bunun yöntemleri var. Ya mesela YouTube'da burayı izliyor olabilirsiniz. Bu bir yöntem. Ya da bazen pazar günleri yayınlanan bazı popüler videoları merakla bekliyor ve sadece o tip içerikleri tüketiyor olabilirsiniz. İsim vermeyelim. Şimdi bu tip böyle pazar günü içerikleri genellikle bizim önce can sonra canan anlaşılmasın çünkü o klasmana pek girmediğini düşünüyoruz inşallah bizim o videoların ama insanları herhangi bir şekilde bilgi vermeyen bir sürü iddia ile meşgul ederek soru işaretleri içerisinde bir şey öğreniyormuş sanrısı oluşturan oyalayıcılardan ibarettir aslında onlar. Ve maalesef etrafımız böyle içeriklerle çevrili. Bu içeriklere kim ilgi gösteriyor? Herkes. Niye ilgi gösteriyor? Çünkü mesela böyle bir meseleye oturup kafa yormak, burada biz bizeyiz yani yabancı olmadığı için rahat söylüyorum. Normal adam işi değil. Yani rahatsız olduğunuz için şu anda muhtemelen bu kanalı buldunuz ve seyrediyorsunuz. Diyorsunuz ki acaba öğreneceğim bir şey var mı? Dışarıdaki o vıcır vıcır içerikler beni çok kesmiyor, tatmin etmiyor. Ben daha değişik bir şey arıyorum diyenler işte ya burada ya buna benzer bir başka kanalda geziyorlardır. Ama o tarz içeriklerin görüntülenme, izlenme, tüketilme sayısındaki anormal miktarlara bakarsanız aslında ciddi bir umutsuzluğa kapılabilirsiniz. Çünkü içinde bulunduğumuz dönem seçimli cehaletin artık böyle nasıl diyelim altın çağı. Çünkü hiçbir şey düşünmemek için yeterince ipucuna ulaşabileceğiniz ve bunun adeta sınırsız derecede mevcut olduğu bir zamanda yaşıyoruz. Dolayısıyla bu devirde cehalet bilgiyle, veriyle desteklenecek bir şekilde seçilerek taammüden korunabilecek bir meziyet haline geldi. Tırnak içinde meziyeti söylüyorum. Çünkü cehalet şöyle bir meziyet.
sizi fikir değişikliğinden, daha farklı bakmaktan, kendinizi daha farklı bir benliğe dönüştürmekten men ederek sizi gayet güvenli ve bildiğiniz alanda tutar. İstediğiniz şeyle oyalanabilirsiniz, istediğiniz içeriği tüketebilirsiniz. Görüşünüzde, inancınızda, hayata bakışınızda, yaşam biçiminizde zerre gram fark olmadan onlarca sene bu dünyadan geçebilirsiniz. Hiç problem yaşamazsınız. Öbür taraftan da diğerleri vardır. O diğerleri işte buradaki arkadaşlarım büyük oranda öyle gibi gözüküyorlar aldığımız demografik bilgilere göre. Bunlar rahatsızdır. Biraz sistemle, biraz kendileriyle kavgalıdır. Devamlı olarak daha yok mu, daha fazlası yok mu, ben bunu nereden biliyorum, daha derinine nasıl gidebilirim diye o bilginin peşinde koşan insanlar vardır. Bunlar zaten zaman içerisinde hayatları kendi istemleri dışında dönüşen, zihinleri başka başka modlarda çalışan ve zaman geçtikçe dönüp de eski günlere baktıklarında vay arkadaş ya dün neler yapıyormuşuz, neler diyormuşuz, şimdi şu hale bak deyip bunun iştiyakını daha fazla içinde hisseden insanlardır. Onların sayısı azdır. Ama zaten iyi ki de azdır. Yani herkes onlardan olsa dünya belki de çekilmezdi. Bilmiyorum. Sürekli tereddüt halinde böyle düşünen tipler. Bu biraz iş bölümü. Bugün o tarz konularda cehaleti tercih eden insanların önemli bir kısmı yarın bu cehaletlerini artık taşıyamayıp inşallah bir şeyler sormaya başlayacaklar, bir şeyler öğrenmek isteyecekler. Belki bugünün araştırıcıları da yarın bir gün konforlu bir cehaleti tercih edip aman dünyanın derdi bana mı kaldı diye bir köşeye çekilebilirler. Bunlar dönemsel işlerdir ama her zaman istatistiksel olarak söyleyecek olursak toplumların büyük çoğunluğu hele bunun gibi böyle biraz bir elimiz yağda bir elimiz balda olduğu bir çağda, kusura bakmayın bu çağ öyle. Yani hemen demeyin ki ben asgari ücretle yaşıyorum. O da bir eli ya da bir balda olmak demek. Doğada yaşam tehlikesiyle savaşmadığımız, medeniyetin güvenlik kolları içerisinde kendi hayat ailemizle uğraştığımız bir zamanda çoğunluğumuz rehaveti, cehaleti, konforu ve rahatı tercih edeceğiz. Kişisel olarak bu modlar değişebilir. Bazen işte gelişim alanına, bazen konfor alanına kaçabiliriz ama çoğunluğumuz her zaman bunlardan olacak. Şikayet etmek yerine bence kendimizle uğraşıp biz bu cehalet alanından daha çok nasıl çıkabiliriz? Devamlı olarak gelişim alanında nasıl kalabiliriz? Bunu nasıl bir yaşam tarzı yapabiliriz? O yönde düşünmeliyiz diye düşünüyorum. Biz de açık beyin olarak bütün yapmaya çalıştığımız şey bir bunun cesaretini vermek, iki bunun yolunu göstermeye çalışmak. Yani önce bak burada da deliler var, yalnız değilsiniz demek. Sonra da işte biz nasıl yapıyoruz, arkadaşlarımız nasıl yapıyor bunu anlatmaya çalışmak. Umuyoruz faydalı olur. Tercih meselesinde çok güzel noktalara değindiniz. Bence bir yer daha eklemek lazım bunun yanına. Sadece konfor alanından çıkmanın yanı sıra bu konfor alanı aynı zamanda benliğin de konforu ya. Eğer bir şey bilmediğimizi fark edersek, bildiğimiz şey bilmediğimiz şeyin bilgisine dönüşürse, yani hiçbir şey bilmediğimi bilirsem bu hayat çekilmez hale gelebilir. Aynen öyle. Aynı zamanda yetişmeye çalışacağım bir çağ demek. Yetişmeye çalışacağım bilgiler silsilesi demek. Öyle özellikle günümüzde şu anda bilgi o kadar kolay ulaşılabilir ve bilginin miktarı o kadar fazla ki hepsine ulaşma açlığı gelebilir. Burada denge korunamazsa büyük bir yetersizlik duygusu, yetişememe kaygısı, depresif ruh hali, anksiyete yükselmesi bunların hepsi yanında geleceği için aslında bazen bilinçli bir halde cehalet seçiliyor. Diyor ki ben bununla ego, ben baş edemem diyor. Oysa sizin dediğiniz gibi bir denge bulabilmek. Ben şey örneğini çok veriyorum ona. Bebek büyürken arada sırada ağlıyor. Ağlamasının sebebi büyüme ataklar halinde oluyor. Her evet. Gün lineer bir büyüme olmuyor. Bazen gün içinde birkaç kez, bazen günler boyunca birkaç kez. Kemikler mesela uzama ataklarına giriyorlar. Bu da bebekte ağrı yapıyor mesela bildiğimiz kadarıyla. Tam bunun gibi yani dönem dönem olur. Bazen böyle bir istirahat. Ya bir de şey var. Devamlı öğrenilmez ki. Evet, sindireceğim bir de bilginin sindirilme süresi var. Yani bir üzerine düşüneceksin. Ben mesela çok net bir hatamı fark ettim yıllar boyunca. Çok kitap okuyordum. Evet. Okuduklarım üzerine düşünmeye vaktim olmuyordu. Sonra dedim ki ya ben bir kitap yazsam ki o zaman kitabım yoktu. Bir kitap yazsam benim kitabım da böyle birisi leblebi gibi 8 kitabın arasında okusa hoşuma gider miydi diye düşündüm. Hayır gitmezdi. Yani benim onu yazarken gösterdiğim eforun bir benzerini okurdan beklemek hani güzel bir şey. Yani insanlar senin metnine kafa yorsunlar ki senin anlattığından fazlasını anlayabilsinler. Senin kapasitenin üzerine çıksın o kitabın o kişiye verebileceği şeyler. Ben ondan sonra az sayıda kitabı iyi okuma politikası geliştirdim. O yüzden böyle 2-3 tane severek döne döne okuduğum kitabım aslında var. Aslında bu da alacağınız bilgiyi nasıl alacağım, nasıl sindireceğim? Aslında şey bu yemeği yerken ne hızlı yiyeceğim, ne kadar süre vereceğim? Yemek yemekle çok benziyor. Hani
Yani şimdi blıp 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 dolabı açıp tıkıştırmak gibi mesela şu anda günümüzde yaptığımız da biraz o ya. Sosyal medyada şu bilgiyi aldım, işte şurada bilmem ne sitesinde gördüm, 10 maddede bu bilgiyi aldım, bu bilgiyi aldım. Aynen bu da tık 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 tık. Ama hangisini sağlıklı bir şekilde sindirdin? Sonra ishal oluyorsunuz ishal. Söyleyeyim. Dolaptaki her şeyi yerseniz arada bozulmuş peynir de gidiyor. Ozan bunu beğenmedi. Ama gerçekten dikkatli olmak lazım. Böyle eke eke cehalet konusunda konuşunca yani biraz da kendimi tuhaf hissediyorum. Yani arkadaşlar ben birçok konuda cahil bir insan olduğuma eminim. Özellikle şundan dolayı cahilim. Biraz önce tanımladığım konu itibariyle bazı konulardan hakikaten kendimi uzak tutuyorum. O konularda bir şey öğrenmemeyi tercih ediyorum. Çünkü bana göre önemli değil o konular. Şimdi bu da benim kendi sıralamam. Ama iyi ki mesela herkes benim gibi bakmıyor. Yoksa mesela bu dünyada spordan anlayan kimse kalmazdı. Siyasetten anlayan kimse kalmazdı. Birileri de oralarda iyi olacak. Ama burada mesela ben bir bilim insanı olduğum için, düşünceyle uğraştığım için oralara ağırlık veriyorum. Bir başkası bir spor insanı olduğu için o konuya giriyor. Bir başkası ekonomist oraya dalıyor. İyi de yani hayatımızda bir şeylerde eğer bir sorumluluğumuz varsa o alan bizimle tanımlansın ve bizi tanımlasın istiyorsak o alanda biraz derinleşme gerekiyor. Ve birçoğumuz maalesef hayatımızda hiçbir şeyde derinleşmeye fırsat bulamayan bir organize cehalet içerisinde yuvarlanıp duruyoruz. Bu devrim problemi bu. Hep söyledim daha önce. Bakın sanat sanatçının, spor sporcunun, din İlahiyatçının, düşünme felsefecinin işiymiş gibi algılıyoruz. Öyle değil bu dünya. Bunların hepsi insanın işi. Hepsinin belli bir düzeyde bizde olması gerekiyor. Evet bir NBA sayı şampiyonu kadar basketbol oynamayın, spor yapmayın ama bir harekete ihtiyacınız olduğu gibi bir felsefecinin düşündüğü kadar olmasa da hayatımız üzerinde düşünme zorunluluğumuz var. Yani bunu yapmadığımız zaman ki bunu maalesef yapmıyoruz. Ondan sonra diyoruz ki bunlar niye bizim başımıza? Niye geliyor acaba? Acaba niye geliyor? Sen hayatın dizginini tutmazsan biri senin yollarını yakalar, oraya çeker, buraya çeker. Bizim zaten gördüğümüz şey bu. Bunu mesela en galiz bir şekilde aşı karşıtlığında mesela bu aralar görüyoruz. Aşı karşıtlığı da demeyelim ona. Ben buna daha ziyade aşı sünepeliği demek istiyorum. Bir genel böyle bir sünepece bir tavır var. Ne demek sünep? Yani ne dediği de belli değil. Ne orada ne burada. Yani bir taraftan diyorsun ki ya kardeşim bilimsel veri yok bu konuda. Adam mesela bana diyor ki ben en azından bir akademisyenim yani. Tıp fakültesi öğretim üyesisin bilmem nesin. Orada normal hatta yazan arkadaşlardan bir tanesi şeydi. Otosanayide şeyi var. Bir işletmesi var yani bir araç servisi falan gibi bir şey. Diyor ki siz bilim adamlarına çok sorduk diyor. İşte diyor ne yaptığınız belli olduğu şey döneminde artık size güvenim yok. Kardeş aşı bu aşı. Kim yapıyor bu aşı? Kime güveneceğim başka? Kimden soracaksın? Ortada gezen öyle bir malumat silsilesi var ki bu arkadaş da haklı. Çünkü sadece oraya bakıyor. Oraya bakınca dünyayı oradan ibaret zannediyor. Aşı dediğimiz meselenin bütün bilgileri, verileri okuma yazma bilen herkes için her yerde var. Yani sadece Sağlık Bakanlığı'nın resmi açıklamalarını kastetmiyorum. Girin işte biraz İngilizce bilen bir arkadaşınızı bulun eğer bilmiyorsanız. Girin dünyadaki bütün yayınlara falan hepsine ulaşabilirsiniz. Şu anda bir halk sağlığı sorunu olduğu için bu her yerde zaten yayınlanıyor. Hiç olmadı en yakın arkadaşınız Google acayip çeviri yapıyor. Gir sayfayı çevir, Türkçesini oku. Aşı hakkında bu ortada gezen hikayelerin hiçbirinin o sitelerde yazmadığını göreceksiniz. Fakat toplum sağlığını ilgilendiren aşı gibi bir meselede bile bu kadar nadanca görüş sahibi olduğunu düşünebilmek benim sağlığımı tehdit ettiği için artık zararlı sevgili arkadaşlar. Bu yani başkalarının canına kasta giriyor. Bilmem anlatabiliyor muyum? Cehaletin organize olduğu durum her zaman felaketle sonuçlanır. Bu da organize cehaletin bir örneği. Düz dünyacıları falan hiç şey yapmayalım. Hocam oraya girmeyeyim o sonraki sorum. Vallahi sorma düz bugün dünyada. Almayacağım hocam ama listemde çünkü o soru. Hemen neyse. Sizi durdurdum. O gün vazgeçiririm ben seni. Gıcık oluyorum düz dünya olayı. Hocam yeni bir soruya geçelim çünkü sonra Ozan'dan azar yiyebiliriz yeterli soru sormadığımız için. Böyle azarlamaz.